Motorine şöyle bakıyorum ben. 16 Temmuz'da 6 liralık bir zam gelmişti. Bakın asıl büyük zam ÖTV düzenlemesiyle gelmişti. Ardından 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş. 28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruş. 1 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş. 11 Ağustos'ta daha bundan bir hafta önce 1 lira 80 kuruş zam gelmişti. Sonra geçen hafta 18 Ağustos'ta 1 lira 52 kuruşta indirim yaptılar sağ olsunlar. Hani dünyadaki fiyatlar değişince böyle bir indirim geldi. Ama indirimin mutluluğu kısa sürdü. 22 Ağustos itibariyle, salı akşamı itibariyle motorine 1 lira daha zam gelecek. Yani geçen hafta yapılan indirimin sadece 50 kuruşa inmesi. Şimdi 50 kuruşluk zam, 50 kuruşluk indirim, bunlar böyle eskiden bize büyük geliyordu. Yani böyle iyi indirimlermiş gibi gözüküyordu ama motorinin fiyatının 38 liraya yaklaşacağını düşününce hani oradaki 50 kuruşluk indirimin de çok bir anlamı olmadığını hep beraber görmüş olacağız. Devam ediyor. Gördüğünüz gibi bakın 21 Temmuz'da gelmiş. Bir hafta sonra 28 Temmuz'da gelmiş. 3-4 gün sonra 1 Ağustos'ta bir daha gelmiş. 11 Ağustos'ta bir daha gelmiş. 18'inde bir indirim olmuş. Daha 3 gün sonra 22'sinde bir daha fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Nereye doğru gidecek bilemiyorum. Ama görünen o ki bu zamlar devam edecek. Çünkü bir tarafta dolar yani döviz artıyor. Öte tarafta dünyada petrol fiyatları dalgalı seyirde. Bu böyle olduğu sürece de bizim zaten bir vergi ÖTV'si, onun KDV'si zaten fiyatların içerisinde hop yola böyle yükselerekten devam edeceğiz. Böyle bir artık geleneksel son sözde pazar sabahı akaryakıt zammını da sizlerle paylaştığımıza göre şöyle gazetelerle başlayabiliriz. Sözcüye bakalım. Ben şunu okuyayım önce. Bayide gazetesini bulamayan kıymetli okurlarımıza çağrı. Sözcüye sahip çıkın, gazetenizi ısrarla isteyin diyor. Sözcü gazetesinin satış noktalarına çok geç geldi. Hatta bazı günler hiç gelmediğine ilişkin şikayetler geliyor gazeteye diyor. Öncelikle şunu belirtelim, bizimle alakası yok diyor. Bu dağıtımla ilgili dağıtım firmalarının geç saatte oynanan maçların sonuçlarının yayınlanması için protokol adı altında dağıtım saatlerini ileri alması gazetenin bayilere geç ulaşmasına neden alıyor. Bu şikayetler yoğunlaştı. Gazetenizi ısrarla bayinizden isteyin diyor. Bunu bir söyleyelim. Hani gazetenin açıklamasını sizlerle paylaşalım. Hani bugün elde edemeyen vardır, alamayan vardır. Biz sizinle paylaşmış olalım. Şimdi dönelim gündeme. CHP Grup Başkanı Özgür Özel nasıl bir değişim istediğini anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız, konuşuyoruz. Ama Özgür Özel diyor ki seçmende duygusal kopuş var. Öz eleştiri yapıp hesap verilmesi gereken bir dönemdeyiz dedi ve devam etti. Bunları anlatacağız, üzerinde duracağız. O yüzden çok uzun uzun vermiyorum. Tekrar buradaki açıklamalara da döneriz ama seçmende duygusal bir kopuş olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi sonunda, 3 ay sonunda seçimden sonra tespit etmiş, bizlerle paylaşıyor. Özgür Özel de herhalde genel başkanlık adaylığı çerçevesinde böyle bir mesajı vermeye, daha sık vermeye. Dün de yine geçen hafta Cuma günü İsmail Saymaz'la da konuşmuştu. Yine o haberi de sizinle dün paylaşmıştık. Yani bir kongreye doğru gidilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel bir niyet beyanında bulunuyor. Ama bir taraftan da hani göreceğiz, kongrenin tek adaylı olup olmayacağı da tartışılıyor. Hep beraber izleyeceğiz. Buradaki görüşleri de, fikirleri de, söylenenleri de yayının esnasında sizlerle paylaşacağız.